bu sosyal medyanın sürekli hayatının içerisinde olmasının sebebi biraz da işte bu depresyon ya da psikoloji bozukluğu da olabilir mi hocam? Tabii ki. Şimdi insanlar iş yerinde artık çok yoğun bir kontrol sistemi var. Kameralar kaçamıyor, dinlenemiyor, rahat yok. Sürekli çalışması gerekiyor, sürekli koşuşturması. Yapacağı işte verimlilik yazılıyor, çiziliyor vesaire. Yani çok kontrollü bir çalışma sistemi. Yavaş yavaş her yerde bu. Mesela Çin'de insanlar mola verildiğinde molaya gidemiyor. Uyku zamanı yok. Hemen olduğu masada şöyle uyuyor, tavuk gibi. Hemen mola bitti mi hemen başlıyor çalışmaya. Masa başında yiyor bir şeyler tekrar başlıyor. Böyle robot gibi. Tavuk gibi. Aynen. Yani tavuklar nasıl kümesler değil mi? İnsanlara hayatı yok. Robotlar gibi. Şöyle küçük küçük kasalarda. Yani o insanların sosyal hayatı vesaire yani yaşantısı. Şimdi Almanlar da mesela yeni bir kanun çıkardılar. Baktılar ki ekonomileri Çin ve Hindistan'ın hızlı kalkınması karşısında çok zayıfladı. Çağrı gücü diye bir sistem getirdiler. İşveren istediği zaman sabahçı çağırıyor. İstediği zaman gececi çağırıyor. İstediği zaman öğlenci çağırıyor. İstediği zaman evine git diyor. Adamcağız evinde uyuyor, işe geliyor. Veyahut da dinleneceğini zannediyor, çağrılıyor. Veya geliyor, işe eve gönderiliyor. Bunalımda, psikolojisi gerilmiş. Çalışmazsa aç. Çalışsa, eskiden mesela Almanya'da bir kişi çalışsa 5 kişilik bir aile geçindiriyordu. Şimdi 5 kişilik bir ailede 4 kişi çalışsa bir aile geçindiremiyor. Ancak kıt kanaat. Şimdi Türkiye'de de şartlar yavaş yavaş yani hızla bu şekilde giriyor. Çalışma şartları, iş şartları, iş yerindeki şartlar, beslenme, sağlıksız beslenme, abur cubur yeme, insanların besinlerdeki vitamin, mineral, enzim alamaması, bağırsakları mesela muzdaki C vitamini 50 yıl öncesine göre %80 azalmış. Elmadaki E vitamini %50 azalmış. Bununla ilgili çok büyük bir liste var bende. Besinleri, zepsedeki, meyvedeki, takıldaki vitamin, mineral, enzim azalmış. Vatandaş yiyor için ama vitamin, mineral, enzim alamıyor ki. Boş. Besin değeri. İçi boş. Besin değeri yok. Düşük. Beslenemiyor. Beslenemezse ne oluyor? Beyinde serotonin hormonu, noradrenalin, dopamin, glutamat hormonlar oluşmuyor. Oluşmasa ne oluyor? Geriliyor, geriliyor. Psikolojisi bozuluyor. İntiharı düşünüyor. Ölüm düşünüyor. Bir psikolojik bir problem yaşarsa ailesinde, çevresinde basit bir olay yaşarsa eskiden insanlar buna tahammül edebiliyordu, sabrediyordu. Dua idi efendim, inanıştı vesaire, o güçlüydü. Şimdi mesela bizim atalarımız Çanakkale Savaşı'nı yaşadı, Kurtuluş Savaşı'nı yaşadı, evet. Balkan Savaşı'nı yaşadı. Affedersiniz insanlar ekmek bulamadı değil mi? Kesinlikle, ekmek nerede bulacak? Kesinlikle ekmek İki, üç zaten günde yoktu. Bir yarım ekmek veya bir çorba düşüyordu Çanakkale Savaşı'nda. O şartlarda bile insanlar inancından, imanından, yaşantısından, huzurundan, strese girmedi. Yani evet. Yaşadı. Bugün insanlar ellerinde her şey var. Her şey var. Her türlü imkan var. Ama mutsuz, umutsuz, gerilimli, stresli. Ailedeki basit şeyler büyüyor, büyüyor. Mesela benim bir komşum var. Şimdi eve bazen eve gitmek istemiyorum. Neden? Başlıyorlar karı koca veya oğul veya kızı kavga, kavga, kavga. Yani bir şey de söylemiyorum. Bu sefer benimle kavga yapacak. Her gün kavga olmaz ki. Ne yapıyorum? Onlar kavgaya başlayınca oraya müzik box koydum. Açıyorum. Sonra ne? Bakıyorlar ki dam 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 müzik sesi. Ha o zaman kavgayı bırakıyorlar veya öbür odaya geçiyorlar. Ben de ne yapacağımı şaşırdım yani. Taşınsan nereye gideceğim? Belki taşındığın yeri de başka. Aynısı problem yaşayacaksın. Yani her gün kavga. Her gün baba oğluyla, anne kızıyla vesaire vesaire sürekli bir kavga. Evet. Daha önceki oturduğum evinde alttaki komşu aynı kavga yapıyordu. Yani huzur yok insanlarda, ailelerde. İşte bunlar da depresyonda oldukları için. Psikolojik, hep gerilimli, hep gerilimli, evet. Hep gerilimli, hep kavga. Bütün aileler birbiriyle kavgalı, aile içerisinde. Komşular birbiriyle zaten artık eskiden komşuluk vardı. Vatandaş sıkıldığı zaman, gerildiği zaman köyde olsun veya küçük kasabada komşusuna gidiyordu. Teyzesine, amcasına, dedesine, ebesine, ninesine vesaire. Anlatıyordu, rahatlıyordu. Şimdi kime gidecek? Kimseye gitmiyor ki. Büyük şehirlerde 19 milyon 500 bin evlenme çağında olup evlenemeyen genç var. Nasıl yaşıyorlar? Guguk gibi. Tek başına. Ya bu yaşantı mı? İnsan hayatı bu mu? Bitmiş. Evet. 19 milyon 500 bin genç evlenme çağında evlenemiyor. Yuva kuramıyor.
İşte ev kuracak, yemesi, içmesi, çocuklu, bakım edilir, mesele, kirası, onu düşünüyor, bunu düşünüyor, şunu düşünüyor, bunalıma giriyor. Gelmiş 40 yaşına evlenememiş. Bunalım da. Yani bir sürü insan, milyonlarca insan. Şimdi Avrupa buna çözüm buldu. Ne yaptı? Vergilendirme sistemi getirdi. Evli olanlardan çok az vergi alıyor. Çocuğu olanlardan vergi almıyor. Bir çocuğu olana para veriyor. İki çocuğu olana çok para veriyor. Beş çocuğu varsa çalışmasına gerek yok. Çocuk parasıyla aile geçiniyor. Devlet zaten bakıyor. Devlet bakıyor. Peki efendim, varsa. Psikolojik bozukluklarda, depresyonlarda ne önereceğiz izleyicilerimize? Evet, bu şu bitkinin ismi sarı kantaron. Sarı kantaron, üzüntü, sıkıntı, gerilim, strese karşı dünyada en etkili bitki. Kim diyor? Klinik araştırma. Belge bilgi. Evet. İnsanlar üzerinde denenmiş. Etkisi ispat edilmiş. Sarı kantaron, ginkgo'dan sonra dünyada en çok damlası derecesi kapsülü yapılıp satılan bir bitki. Dünyada. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktorlar bunun reçetesini yazıyor. Hasta gidip antidepresan olarak bunun hapını alıyor, kullanıyor. Henüz bizde, aa öyle mi, böyle mi diye soru işareti var. Neye soruyorsun? Avrupalı bunu, Asyalı bunu, Amerikalı bunu doktor yazıyor. Diyor ki, kimyasal antidepresan kullanma. Karaciğerine zarar verir, böbreğine zarar verir, beyine zarar verir, sinir sistemine zarar verir. Vücudu metabolizmayı bozar, beyni bozar. Cinsellik gider. Şimdi sarı kantaron dünyada en etkili antidepresan. Hiçbir yan etkisi yok. Hiçbir zararı yok. Tamamen doğal. Ve mesela çocuğu, vatandaşın hiperaktif. Okula gidiyor. Konuya konsantre olamıyor. Okulda konuya konsantre olamıyor. Öğretmeni dinlemiyor. Sınıfta başarısız. Hoca ders anlatırken çocuğun kafasında başka hayaller, düşünceler, fikirler, zikirler. Hoca bir şey sorduğu zaman konudan kopmuş. Konsantre olmamış, dinlememiş. Bitmiş, gitmiş. İşte o zaman sarı kantaron. Sarı kantaron neden bu kadar etkili? Bir, birleşiminde ama otunu, çayını içersen o kadar etkili değil. Neden? Çünkü bunun birleşiminde hiperforin, hiperisin gibi etken maddeler var. Bu da sarı kantoronun birleşimindeki etken maddelerin %1'i kadar. Siz her zaman diyorsunuz damıtılmış %1. Olması önemli olan, değil mi? Damıtılarak elde edilen destilasyonla, ekstraksiyonla elde edilen ekstraktı, özü. Kullandığı zaman ne yapıyor? Sarı kantaron ekstraktı beyinde bir, dopamin hormonu salgılamasını artırıyor. İki, serotonin. Serotonin hormonu yükselirse kişi mutlu, umutlu, neşeli, huzurlu oluyor. Noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. Noradrenalin hormonu artarsa ne olur? Kişi konuya odaklanır. Yaptığı işte ne olursa olsun başarılı olur. Konuya odaklanır. Yani kafasında karışıklıklar olmaz. Serotonin hormonu, dopamin hormonu, noradrenalin hormonu ve glutamat. Glutamat hormonunu salgılanmasını artırır. Kişi hayattan zevk alır. Yapmış olduğu işten zevk alır. Yemiş olduğu yiyeceklerden zevk alır. İçmiş olduğu içeceklerden zevk alır. Bir nevi. Ama glutamatı mesela, glutamatı Çin tozu derler. Bunu alır da yemeklere serperseniz bu sentetiktir. Beyindeki nöronları öldürür. Yani sinirleri öldürür. Böylece kişinin beyni zamanla sünger gibi olur. İçi boşalır. Kişi Alzheimer, Huntington, Parkinson, depresyon gibi hastalıklara yakalanır. Bu nedenle Çin tuzu veya diğer adıyla monosodyum glutamat birçok ülkede yasak, Türkiye'de yasaklanması lazım. Nesiller küçük yaşta çocukları kullanmaya başlarsa yaş ilerleyince 70 yaşına değil 30-40 yaşına vardığı zaman Alzheimer'a yakalanır. Yallah bitti gitti, beyin gitti. Evet. Beynin içi boşalır. Evet. Çok bu nedenle doğru. Kimyasal özellikle bu tür antidepresanlar veya cips, jelibon, kek, gofrette bu Çin tuzu var. Bunları yemek falan da iyi değil yani. Yani depresyon için sarı kantaron sarı diyoruz kantoron, efendim. Evet. Unutmayalım. Depresyona karşı sarı kantaron. Dünyada en etkili bitki. Biz bunun damıtılarak elde edilen ekstraktından sadece sarı kantaron değil. Mesela bunun birleşiminde olotu yani melisa ekstraktı, lavanta ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan özel bir formül. Sırf sadece sarı kantarondan çok çok daha etkili. Ha, şöyle bir durum var. Mesela Türkiye'de bir de çok komik bir durum var. Eczanelerde satılan sarı kantaron hapına İngilizcesi Johnsford diyorlar. Johnsford
mesela bir firma, ismini söylemeyeyim, 160 miligram ekstrakt içeriyor bir kapsülde. Ne demek bu? Hiç demek. Burada kaç miligram etken madde var? 1000 miligram. Yani 7 kat Amerikalıların, Avrupalıların üretmiş olduğu bitkisel gıda takviyelerinden biz 7 kat daha güçlüsünü üretiyoruz. Şimdi vatandaş depresif rahatsızlığı var. Eczanede satılan John Ford'dan alsa kaç defa alması lazım? 21 tane yutması 21 lazım. 21 kere, evet. Oysa bizimkinden 3 tane çok. 3 tane çok. 3 kapsül günde çok. 2,5 da az olur. Yani 3 normal. Fakat Amerikalıların, Avrupalıların üretmiş olduğundan 7 kat güçlü. Ve tamamen doğal.